Değerli avcılar halkımız, değerli emekten yana tavır alan basın emekçilerimiz. Bugün burada Avcılar Belediyesi çalışanları olarak gasp edilmek istenen haklarımızla ilgili toplu sözleşmemizin bağlanmaması ile ilgili ses yükselteceğiz. Basın açıklamamıza geçmeden önce aramızda ilk eylemlerimize haberdar olup buradaki emekçilerle dayanışmayı tercih eden TOMİS tüm otomotiv ve metal işçileri sendikasından arkadaşlarımız var. Kendileri hem bizleri selamlamak adına bir konuşma yapacaklar hem de bir çağrıları var arkadaşlar. Emeklerine, yüreklerine sağlık arkadaşlarımızın. Buyurun arkadaşlar. Merhaba dostlar. Hem TOMİS hem de sizin bu işçileri olarak bugün buradayız. Belediye işçilerinin, belediye emekçilerinin toplu sözleşme haklarının isteklerinin, taleplerinin karşılanması için destek olmaya geldik. Buradan da bir çağrımız olacak aynı zamanda. Biz Simbo'da sendikalaşmaya başladığımızdan bu yana Simbo yönetiminin sendikal faaliyetimize saldırısı mevcut. Ve geçtiğimiz iki ay önce ücretsiz izin saldırısını hayata geçirmiş oldular. Bugün ücretsiz izni işçi sınıfına hak olarak sunan sermaye devleti ancak ücretsiz izni bizler için hak gaspına dönüştürmüş durumda. Ve özellikle de sendikalaşan işçileri ücretsiz izne çıkararak bu saldırıları gerçekleştirmekteler. Bizler TOMİS olarak, Simbo işçileri olarak çarşamba günü akşam sizleri saat 5'te Simbo önüne basın açıklamamıza davet ediyoruz. Çarşamba günü sabahtan itibaren direnişe başlayacağız. Tekrardan sizleri selamlıyoruz. Yanınızda izliyoruz. Zafer direnen emekçinin oldu. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Zafer direnen emekçinin olacak. Kurtuluşa tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Arkadaşlar yine aramızda Avcılar Dayanışma Ağından arkadaşlarımız var. Kendilerinin ayaklarına sağlık. Konuşma yapmayacakmış arkadaşlarımız ama dayanışmalarını hissediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi bizler bugün birincisini gerçekleştirdiğimiz eylemliliğimizi ÇESK bileşeni TÜMBELSEN olarak belediye iş kollarında örgütlü olan memurlar TÜMBELSEN olarak icra etmekteyiz. 30 yıllık bir sendika olarak 27 yıldır toplu sözleşmeler bağlatıyoruz. 27 yıldır bağlatmadığımız toplu sözleşmeler ne burada, ne Diyarbakır'da, ne Van'da, ne Ankara'da, ne Hatay'da, ne İzmir'de, ne Sinop'ta, hiçbir yerde işverenin iki dudağı arasında olmamıştır. Her bir sözleşmemiz emekçilerin mücadelesiyle direne direne kazandığı toplu sözleşmelerdir. Bu kazanımlarımızı biz ta AHİM'den, büyük daireden, uluslararası sözleşmelerden, anayasadan yola çıkarak elde ettik. Bağladığımız sözleşmelere bizleri o sözde ucube yasaları, az önce zikrettiğimiz normların altında olan yasaları bahane tutarak mevcut haklarımızı elimizden almaya ya da sıfır zammı kamu emekçilerine teklif etmeye kimse kalkışmasın. İşveren tarafının burada bir şeyleri hatırlatmak istiyoruz basın açıklamamıza geçmeden önce. Nasıl devlette devamlılık varsa belediyelerin de bundan azade olmadığını bilmeleri gerekiyor. Kendisinden önceki aynı siyaset, farklı riyaset olabilir ama aynı siyaset. Aynı siyasetin bıraktığı borç yükünün faturasını buradaki emekçilere kesmek sosyal demokrat anlayış değildir. Burada siz emekten yana mısınız, müteahhitten yana mısınız? Size sorarlar, biz de soruyoruz kamu emekçileri olarak. Eğer belediyenin borçlarında azalma var ise eğer, bu doğrultuda belediyenin bütçesinde de bir artış varsa eğer, bu doğrultuda bizlerin aldığı, yaptığımız toplu sözleşmelerdeki kazanımlarımızda düz mantık olarak da artış olması gerekir. Ama burada kazanımlarımızı elimizden almak veya sıfır zam teklif etmek
İşverenin kendisiyle, siyasetiyle, partisiyle, iliyle, genel başkanıyla, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın izlediği politikayla da çelişmesi anlamına geliyor. Aynı zamanda buradaki işvereni, belediye başkanı geçmişiyle de biliyoruz. Geçmişte işçi arkadaşlarımızın davalarına baktığını da biliyoruz. Her nasıl oluyor ise seçimden sonra belediye başkanlarımız o söylemlerini tam tersini icra etmeye başlıyorlar. O zaman şunu ifade edebiliriz. Hassasiyetlerimizi oya tahvil etmek için konuşmuşsunuz. Aslında öyle olduğunuzdan değil, aslında emeğin emekçinin yanında olduğunuzdan değil. Eğer öyle olsaydınız bizim burada ne işimiz? Eğer siz emekçinin yanındaysanız kes burada neden haykırıyor? Tümbel sen burada neden haykırıyor? Avcılar halkına hizmet veren bizleriz, üreten bizleriz. Burada bütün avcılar halkında kendilerine hizmet üreten avcılar belediyesi çalışanlarıyla, işçisiyle, memuruyla dayanışma içerisinde görmek istiyoruz. Az önce Tomistan arkadaşımız sizlere bir çağrıda bulundu. Bizler sınıf örgütüyüz. Sadece memur sendikası değiliz. Şöyle bakıyoruz olaya. İşçi memur bütün hak alma mücadelesinde sınıf eksenli hareket edersek başarıya ulaşırız. Ne işçi memurdan ne memur işçiden bağımsız değildir. O yüzden biz birleşe birleşe kazanacağız diyoruz. Toplu sözleşme hakkımız engellenemez. Toplu sözleşme hakkımız engellenemez. Toplu sözleşme hakkımız engellenemez. Ekonomik olarak bakılırsa buradaki emekçilerin 5 yıllık alacakları beklemektedir arkadaşlar. Belediye başkanını biz yerel basından ya da katıldığı toplantılardan takip ediyoruz. İfade ederken ben geldikten sonra belediyedeki çalışanların alacaklarının hepsini ödedim demek doğru değildir. Eğer öyleyse bizim buradaki sözleşmeli arkadaşlarımızda bir maaş dahil 13 alacağımız var. Memur arkadaşlarımızda 9 alacağımız var. İlk alacak sıramız 2016 yılbaşı ödemesi. 5 yıl olmuş. 5 yıldır müteahhitleri tüketmekle mi uğraştınız? Emekçiyi hiç hatırlamadınız mı? 5 yıl olmuş alacaklarımız bizim. Zaman aşımı gelmiş neredeyse. Ama yerel basına ya da yaptığınız toplantılarda emekçilerin geriye dönük borçlarını ödedin diyerek kendi PR'ınızı yapıyorsunuz. Bu gerçek değil. Gerçek burada arkadaşlar. Emekçiler 5 yıllık haklarını dahi alamamışlar. Ve sendikal faaliyetlerin engellenmesiyle alakalı şaşırmadık tabii ki de buna. Çünkü işveren her yerde işveren, patron her yerde patrondur. Sendikal faaliyetlerin engellenmesi söz konusudur. Hatta ve hatta işveren tarafı burada çalışanlarına yaptığı toplantılarda sözleşmeli arkadaşlarımıza dahi aba altı sopa göstermeyi kendisine yakıştırmıştır. Çünkü iş güvencesinin olmadığından yola çıkarak olsa gerek ki buradaki bu birlikteliği, bütünlüğü bölmek maksatlı arkadaşlarımıza böyle bir ifadede bulunmayı da kendisine yakıştırmıştır. Ya da biz her ne zaman sendikal bir faaliyet, toplantı, eylem, etkinlik icra edecek olursak o güne görevlendirmeler çıkar. Bugün de onu yaşıyoruz. Zabıta arkadaşlarımız bir toplu yıkıma gittiler. Buraya katılımın azaltılması içindir. Bunu da görüyoruz. Burada daha güçlü olacağız. İlk eylemliliğimizdir bu. Bunu arttırarak ısrarla mücadeleyle devam edeceğiz. Bunu da işveren bilsin. Görmek istiyorsa da Bakırköy Belediyesi'ne bakabilir. Baskılar bize yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi yıldıramaz. Nasıl biz hakkı, hukuku, adaleti istediysek meydanlarda, yürüyerek, kurultaylarda vesaire, aslında bu hak, hukuk, adalet her yerde var olması gereken temel, evrensel, asgari taleplerdir. Mesela Covid testi yapılıyor. Covid testi bütün çalışanlara değil, eğer bu idarenin bir kısmına ücretsiz yapılıyorsa eğer, siz burada bir testte dahi adaleti sağlayamamış, orada dahi sınıfta kalmışsınız demektir. Biz neyi eleştiriyoruz? Saraya her gün test yapılırken halka paralı, ücretli testler ya da kuyruklar var. Yeşilköy'deki pandemi hastanesinde sıralar var. Siz sarayla mı benzeşmek istiyorsunuz? Bizim kötü dediğinizle mi benzeşmek istiyorsunuz? Siz bunu kendinize ne kadar yakıştırıyorsunuz Sayın Başkan? Bir yıl oldu, önümü göreyim derken belediye başkanı, biz 1,5 yılı doldurduk arkadaşlar. İlk toplu sözleşmeyi burada yaparken sizler de çok iyi biliyorsunuz. Belediye başkanı aynı siyaset olsa dahi buradaki emekçilere bir önümü göreyim bana müsaade edin demişti. Buradaki emekçiler de cüzi bir zam artışıyla bir toplu sözleşme bağlamışlardı. Bir yıl. Bu bir yıllık aslında belediye başkanına gösterilmiş bir müsamahadır, pozitif ayrımcılıktır. Madem o kadar borç yükü var, hele ki aynı siyaset olsa dahi,
Çünkü devlette de devamlılık esas, burada da devamlılık. Bu borç yükünü, tamam biz sizin elinizi rahatlatması açısından emekçiler olarak inisiyatif alıyoruz, cüzi bir artışla sözleşmeyi bağlıyoruz, yenisinde daha iyi haklar talep ediyoruz deyip masadan ayrıldığında, yeni masaya oturduğumuzda bir önceki sözüne oturmuş gibi, bir yıl önceki sözlerini unutmuş gibi bize tekrardan bu seferlik de bana bir yıl müsaade edin, zam vermeyin demesi hayat pahalılığını yaşayan bizleriz. Sayın Başkan, biz bunu bir defa yaptık. Buradaki emekçi arkadaşlarımızla ortaklaşa yaptık, karar verdik, size de bir müsamaha gösterdik, tolere ettik. Ama biz yanlış yapmışız demek ki. Çünkü biz daha iyi niyetli baktık. Buradaki emekçiler size daha iyi niyetli baktılar. Avcılara hizmet etsinler, daha iyi hizmet edilsin diye. Bütçe daha doğru tasarruf edilsin diye. Ama bakıldığında yine bütçe emekten yana değil, sermayeden yana tasarruf ediliyormuş. Bakıldığında yine emek ardıl konuma düşmüş. Emekçi burada ardıl konuma düşmüş. Sermaye, müteahhitler öncül konuma düşmüş. Şikayetimiz varsa eğer, önceki dönemin burada borçlu olduğunun yükü sizdeyse eğer, önceki dönemdeki belediye başkanı onu tek başına yapmadı. Buradaki kurmaylarıyla birlikte yaptı. Neden aynı kurmaylarla çalışmayı kendinize yeğliyorsunuz? Değiştirin o zaman. Tek başına mı yaptı giden belediye başkanı? Burada bir samimiyet arıyoruz biz haklı olarak. Bunu da siz kendinize de sorgulayın aynı zamanda. Sıfır zammı da reddettiğimizde tekrar tekrar basın açıklaması metninde size anlatacağız. Basınımız da burada. Sonra basınımız da direkt burada paylaşmış olalım. Belediye başkanı eğer anketlerde paylaşırken şunu ifade ediyorsa, biz çok iyi çalışıyoruz, anketler bizi çok başarılı gösteriyor. İstanbul'un başarılı belediye başkanlarından biriyiz. Biz de soralım, bir belediye başkanı ve yardımcıları mıdır çalışan, buradaki emekçiler mi? Hizmeti biz üretiyorsak, o anketlerdeki başarı bizimdir, sizin değil. Karar verici siz olabilirsiniz. Ama düşünelim, zabıtasından, park bahçelerine, temizliğinden, yol yapımından, fen işlerinden, işletme işlerlerine, veznelerine, her yerinde biz varız. Üreten biziz, asıl biziz, asıl. Sizler gelip geçicisiniz. Müteahhit edeyim, emekçiye bütçe. Müteahhit edeyim, emekçiye bütçe. Müteahhit edeyim, emekçiye bütçe. Çalışanların sağlığını düşünmek işverenin görevidir bizlerin de. Arkadaşlarımız olanca sosyal mesafeyi yine gözetip çalışalım. Gerekirse biraz daha açılmaya çalışalım. Şimdi işveren bir COVID testi yapıldığında netice bekleninceye kadar arkadaşlarımızın işbaşı yapmaması gerekiyor. Duyuyoruz ki arkadaşlarımız COVID testi beklenmeden mesaiye dahil ediyor. Burada bir risk var. Peki bunu gözetmesi gereken işveren değil mi? Halkın sağlığını koruyorum diyen işveren eğer kendi emekçisinin sağlığını korumuyorsa o halka hizmet üreten bu emekçiler nasıl alanlarda olacak? Bu nasıl çelişkidir? Diğer belediye başkanlarından bunları gözlemliyoruz. Ama burada yadırgıyor. Çünkü kendisiyle, geçmişiyle net olarak çelişen bir konuma düşmüştür. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede. Ve şu noktaya gelmiştir, üzülerek de ifade edelim. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede ben olmazsam burası olmaz noktasına gelmişse eğer belediye başkanı, vay ki vay. Çünkü bu ülkeyi 18 yıldır yönetenlerle de aynı noktaya gelmişsiniz artık 1,5 yılda. Ne diyorlar? Biz olmazsak bu ülke olmaz. Siz de artık ben olmazsam burası olmaz diyorsanız buradaki emekçileri bir sorun, nice belediye başkanları gördüler, nicelerini de göreceklerdir. Basın açıklamamıza geçmeden önce, az önce katılımcı dayanışma içerisinde olan, bizlerle dayanışma içerisinde olan platformları zikrederken DİSK emekli senden Bineli Bey aramızda. Selamlar yapacak mısın Sayın Başkan? Dayanışmanızdan dolayı teşekkür ederiz. Sağ olun. Basın açıklamamıza geçiyoruz arkadaşlar. Avcılar HDP ilçe başkanlığından Şemsettin Doğan aramızda. Emekçilerle, Avcılar Belediyesi emekçileriyle dayanışıyor. Ayağınıza sağlık. Değerli basın emekçileri, değerli avcılar halkımız, değerli kamu emekçisi mücadele arkadaşlarımız. Bizler belediyelerde örgütlü, 30 yıldır var olan, 27 yıldır toplu iş sözleşmeleri imzalayan KESK Bileşeni Tümbelsel olarak Avcılar Belediyesi'nde yetkili memur sendikasıyız.
Bu iş yerinde de 2005 yılından bugüne toplu iş sözleşmeleri imzalıyoruz. Avcılar Belediyesi'nde çalışan kamu emekçilerinin talepleri doğrultusunda toplu pazarlık haklarımızı kullanarak kazanımlarımızı korumak ve arttırmak için mücadeleye devam ediyoruz. Emekçilerin hakları konusunda kararlı tutumumuz nedeniyle belediye başkanları ile zaman zaman karşı karşıya geldik. Geçen dönem emekçiler açısından çok kötü bir dönem olmuştur. Toplu iş sözleşmesiyle kazanılan haklarımızı almakta zorlandık. Sorunlarımızı, demokratik haklarımızı kullanarak, Avcılar halkı ile sık sık paylaşarak, uzun soluklu mücadelelerle haklarımızın önemli bir kısmını alabildik. 31 Mart 2019 seçiminde emek ve emekçi düşmanı olan, alacaklarımızı ödemeyen, belediye başkanı ağır bir yenilgi alarak siyaset sahnesinden silinmiştir. Seçimi kazanan belediye başkanı Sayın Turan Ançaylı ise ilk iş olarak emekçilerin geçmiş dönemden kalan alacaklarının tamamını ödeyeceğini defalarca söylemiş, hatta işi daha da ileriye götürerek emekçilerin alacaklarını ödeyene kadar gerekirse belediyeye yürüyerek giderim demiştir. Gelinen aşamada memurların ödenmeyen 6 ikramiyesine yeni dönemde 3 ikramiye daha ilave olarak ödenmeyen ikramiye sayısı 9'a çıkmıştır. Sözleşmeli memurların da bir maaşı ve 13 ikramiyesi hala ödenmemiştir. Teknik personelin 2016 yılından bu yana arazi tazminatları ödenmemiştir. Buradan belediye başkanına sesleniyoruz. Ne yazık ki sizin de önceliğiniz emekçiler olmamıştır. Başta müteahhit alacağı olmak üzere belediye borçlarının önemli bir kısmı ödenmesine karşı Avcılar halkına hizmet sunan biz emekçilerin alacakları ödenmemiştir. Müteahhite değil, emekçiye bütçe. Müteahhite değil, emekçiye bütçe. Müteahhite değil, emekçiye bütçe. Geçmişten bu yana Avcılar Belediyesi'nin kötü yönetilmesi, sürekli ekonomik kriz içinde olması, toplu iş sözleşmelerinde emekçiye fatura edilmiştir. Emekçiler de belediyenin durumunu düşünerek özveride bulunmaktadır. Bu nedenle İstanbul'daki CHP'li belediyelerde ortalama 2800-3000 TL bandında TİS ödemesi yapılırken, Avcılar Belediyesi emekçilerine 1200 TL artı 4 ikramiye ortalama 1600 TL ödenmektedir. Yasal olarak zorunlu olmasına karşın Avcılar Belediyesi emekçilerine yemek çıkarmamaktadır. Sadece memurlarına 350 TL yemek ücreti verilmekte, sözleşmeli memurlara ise yemek ücreti verilmemektedir. Bu olumsuzluklara karşın Belediye Başkanı Sayın Turan Hançerli, toplu iş sözleşmesiyle yapılan ödemenin çok fazla olduğunu söylemektedir. Belediye Başkanı ile seçildiği Mart 2019'da yaptığımız toplu iş sözleşmesinde 100 TL gibi enflasyonun çok altında bir artış yapılmıştır. Önümüzdeki yıl iyi bir sözleşme yapmayı vaat etmiştir. İş yeri meclisimiz yeni seçilen belediye başkanına şans tanımak, bir özveride için özveride bulunarak bu teklifi kabul etmemiştir. 2020 yılı Nisan ayında yapacağımız toplu iş sözleşmesi salgın nedeniyle uzun süre ertelenmiş, ancak belediye başkanı toplu iş sözleşmesi masasında bu yılda zam yapmadan devam etmek istediğini belirtmiştir. Alacaklarımızın ödenmesinde ise net bir ödeme planı yoktur. Enflasyon ve zamlar karşısında maaşları eriyen, açlık sınırına yakın hayatını idame ettirmekte zorlanan emekçilerin bu anlayışsız yaklaşımlara tahammülü kalmamıştır. Avcılar Belediyesi emlak vergilerine en az %60 artış yaparken emekçilerden de sürekli özveride beklenmesi adil değildir. Emekçiden hak talebinde bulunmadan özveriyle çalışmalarını isteyen Avcılar Belediye Başkanı'ndan emekçiler için adalet istiyoruz. Emekçiyi saklayız, kazanacağız. Emekçiyi saklıyız, kazanacağız. Emekçiyi saklıyız, kazanacağız. Belediye Başkanı göreve başlamadan önce birlikte yönetelim, şeffaflığın kurumsallaştırılacağını ve emekçilerin sorunlarına duyarlı olacağını defalarca söylemiştir. Ancak önceki dönemlerde yaşadığımız adam kayırma ve taraflı yaklaşımlar devam etmektedir. Şeffaflık olmadığı gibi emekçilerin sorunlarını dile getiren yetkili sendikayı işine karışmakla itham etmektedir. 19 aylık dönemde yüzlerce emekçinin yeri değiştirilmiş,
emekçilerin iş yerine aidiyet duygusu zayıflamış, onlarca emekçi başka kurumlara gitmiş, onlarcası da başka kurumlara gitmek için sıradadır. Bu sorunları dile getiren sendikamızın iş yeri temsilcisi sürülmüştür. Avcılar Belediye Başkanı ile toplu iş sözleşmesi masasında anlaşmak için defalarca yaptığımız görüşmelerde belediye başkanı her seferinde toplu iş sözleşmesi taleplerimize duyarsız kalmıştır. 5 yıla yakın bekleyen ve yeni dönemde de üstüne eklenen alacaklarımız enflasyon karşısında iyice erimiş ve ödenmemiş verilen sözler yerine getirilmemiştir. İş yerinde yaşanan sorunlar artık artarak devam etmektedir. Emekçilere haksızlık yapmayı kurumsallaştırmak için iş yeri temsilcimizi sürmesi, hatta sendika sorumluluk sahasında bulunan ve sorun yaşanan diğer ilçe belediyesi çalışanlarıyla dayanışmayı seçen Avcılar Belediyesi çalışanlarına soruşturma açacak kadar yerini şaşırmıştır. Emeğe, emekçiye karşı olumsuz tutumlarıyla birlikte sendikamızı zayıflatma çabası emekçileri rahatsız etmektedir. Belediye başkanının bu tutumları nedeniyle iş yerinde yaptığımız toplantıda demokratik hakkımız olan örgütlü mücadele zorunlu hale geldiğinden eylemsellik kararı almıştır. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Şimdi değerli kamerakçısı arkadaşlarımız, burada hak arayan emekçiler var, burada hakları emekçi arkadaşlarımız var. Burada sıfır zamla muhatap kılınmak isteyen emekçi arkadaşlarımız var. Şimdi belediye başkanı bu yaptığı işle karşımızda gelerek aslında eylemi sabote etmek istiyor. Sizin halka, yurda, yurttaşa gerçekleri ifşa etmenizi engellemek istiyor. Bu bir eylem kırıcılıktır kasıtlı olarak. Ya da gölgesini burada tutarak, bakın ben buradayım, sizi görüyorum, kimler çıkmış farkındayım diye. Normalde sendikal faaliyetleri baskılayan, iş yeri temsilcimize ya da bugüne yıkım çıkartan belediye başkanı bu hareketiyle aslında biz de alkışlı protesto ediyoruz. Sayın Başkan, burada emekçilerin vardır. Burada işleyen tarafı olarak emekçilerin eliminde bulunmanız büyük bir tezattır. Sizin bulunduğunuz masanın çizginin diğer tarafında olarak siz bir işveren tarafısınız. Eğer madem ki bu kadar duyarlısınız, burada Mart ayından beri çözümleyen sorunlarda masada neden bağlatmadınız? Ya da sıfır zamla buradaki emekçileri neden mahkum ettiniz? Biz toplu sözleşmemizle alakalı taleplerimizi basın açıklamamızı yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Taleplerimizle ilgili Sayın Başkan'ın bu tutumunu samimi bulmuyoruz. Taleplerimizle ilgili işveren tarafı, Belediye Başkanı Sayın Turan Hançerli'ye sesleniyoruz. Emekçiler makul taleplerle toplu iş sözleşmesi masasına oturmuştur. Taleplerimizin kabul edilmesini, sözleşmeli memurlara yapılan ayrımcılığa son verilmesini, yemekhane açılana kadar sözleşmeli memurlara da yemek ücreti verilmesini, 5 yıla yakın süredir ödenmeyen alacaklarımızın derhal ödenmesini, temsilcimizi diğer belediye çalışanları ile dayanışan Avcılar Belediyesi emekçilerini ve sendikamızı hedef alan keyfiliklerin ve saldırılarının son bulmasını, iş barışının ve çalışma düzeninin sağlanması için emekçilerin haklarına öncelik verilmesini ve alacaklarının zamanında ödenmesini istiyoruz. Meşru taleplerimiz karşılanana kadar ve haklarımızı alana kadar örgütlü mücadelemizle demokratik haklarımızı kullanmaktan geri durmayacağız. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız. Şimdi arkadaşlar, bu kendi şiarımızı, çünkü bizler hak verilmez alınır şiarının yaşayan temsilcileriyiz. Bunu işverenlere hatırlatacağız. İşçi memur birlikte de haykıracağız. Kaldırın yumruklarınızı arkadaşlar, haykıracağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Alkışlarımızla, sıklarımızla protesto edip sonlandırıyoruz elimizi arkadaşlar. Ayaklarımıza, yüreklerimize sağlık. Hak verilmez zanları biz burada tek
Kırım'ı yaşatacağız. Nasıl bir önceki riyaset bunu yaşadıysa, nasıl burada bir yıl boyunca defalarca eylemlerle haklılığımızı ispat ettiysek, acizler halkını anlattıysak tekrar anlatacağız. İşverenlerin de bunu kararlılığımızı bilmelerini istiyoruz. Basınımıza da sesleniyoruz. Her hafta ısrarla burada mücadele edeceğiz. Hak verilmez alınların temsilcilerini tekrardan yaşatacağız. Emek sevgi ekranınıza, ayaklarınıza sağlık arkadaşlar. Alkışlarla, ıstıklarla eylemimizi sonlandırıyoruz. Emekçi olarak emekçilerin yanındayım. Emekçi arkadaşlarımız alacaklarını alıyorlar. Fakat daha fazla istiyorlar. Yasanın izin vermediği, yasanın hak olarak görmediği şeyleri talep ediyorlar. Bu talepleri yasal olarak mümkün olduğu müddetçe ben de vermeye hazır olurum. Arkadaşlarımın her zaman yanındayım. Birlikte üretiyoruz. Birlikte de yönetmeye ağır olacağız. Ben hep yanlarında olacağım arkadaşlarımın. Ama yapabileceklerimi yapacağım. Yasal olarak olan, mümkün olanları yapacağım. Çalışma arkadaşlarım, yanlarındayım.